Soğuk Savaş'ın ardından başlayan uzay yarışı. 1950'ler. Dünyada bir güç mücadelesinin doruk noktasına ulaştığı Soğuk Savaş dönemi. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu rekabetin sadece karada ve denizde değil, uzayda da süreceğini kimse tahmin edemezdi. Bu, bilim ve teknolojinin savaş alanına dönüştüğü bir dönemdi. Uzay, her iki ülkenin de dünya üzerindeki egemenliklerini daha da pekiştirecekleri bir alan olacaktı. Ve 4 Ekim 1957, Sovyetler Birliği tarihi bir adım attı. Sputnik 1, insan yapımı ilk uydu olarak uzaya fırlatıldı. Bu sadece uzaya gönderilen ilk insan yapımı nesne değildi. Aynı zamanda Sovyetlerin uzay yarışındaki zaferiydi. Sputnik'in fırlatılması dünya çapında büyük yankılar uyandırdı. Hem bilim dünyasında hem de politik arenada. Amerika bu başarıyı uzayda geride kalmak olarak değerlendirdi. Amerika, Sovyetlerin bu başarısına hızlı bir şekilde yanıt vermek zorundaydı. 1958'de Amerika, NASA'yı kurarak uzay yarışındaki ciddi hamlesini başlattı. NASA, Amerika'nın uzay programını bir araya getirecek, aynı zamanda bu alanda liderlik için gerekli adımları atacaktı. Aynı yıl Explorer 1 adlı bir Amerikan uydusu uzaya gönderildi ve Amerika bu alandaki varlığını ilan etti. Bu, Amerika'nın ilk uzay keşfi değildi. Ancak Explorer 1 başarısı, Amerika'nın hem uzaya olan ilgisini hem de Sovyetler karşısındaki gücünü pekiştirdi. Fakat Sovyetler Birliği bu rekabetin sadece başlangıcıydı. Uzay yarışında kimin daha ileri gideceği hala net değildi. 1961. Uzay tarihinin en önemli anlarından birine sahne oldu. Yuri Gagarin, Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilen ilk insan oldu. 12 Nisan 1961'de Vostok 1 roketiyle yörüngeye fırlatılan Gagarin, insanlık tarihinin bir zirve noktasıydı. Sovyetler uzay yarışında bir başka büyük zafer kazandı. Bu başarı Amerika için ciddi bir şok etkisi yarattı. Sovyetler Birliği insanı uzaya gönderen ilk ülke olarak büyük bir prestij kazandı. Amerika bu durumu kabul etmek zorundaydı ve hızla karşı hamleler yaptı. Başkan John Kennedy 1961'de yaptığı ünlü konuşmasında Amerika'nın hedefini açıkladı. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. 1969 uzay tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Apollo 11 roketi Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay'a göndermek için uzaya fırlatıldı. Plus 12. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong Ay'a ilk adım atan insan olarak tarihe geçti. Armstrong'un "Bu bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım" sözleri sadece Amerika'nın değil, tüm dünya için büyük bir anlam taşıdı. Ay'a ayak basan ilk insan olmaları, Amerika'nın bu mücadelede galip geldiğini ilan etmesiydi. Apollo 11'den sonra Amerika ve Sovyetler Birliği'nin uzaydaki faaliyetleri devam etti. 1970'lerin başında Apollo programı sona erdi. Ancak bu uzay keşiflerinin bitmesi anlamına gelmiyordu. 1981'de Amerika Uzay Shuttle programını başlattı. Uzay shuttle'ları uzaya düzenli yolculukları mümkün kılacak,
astronotları ve ekipmanları uzaya taşıyabilecekti. Aynı dönemde Sovyetler Birliği de Salyut ve Mir gibi uzay istasyonlarını kurarak kalıcı uzay varlıkları oluşturdu. Sovyetler Birliği uzaya sürekli insan göndermek için çalıştı. Mir uzay istasyonu 1986-2001 yılları arasında uzayda varlık gösterdi. Bu dönemde uzaya yapılan yolculuklar daha düzenli hale gelmeye başladı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile uzay yarışı farklı bir yöne evrildi. Artık uzayda rekabet yerine Amerika ve Rusya işbirliği yapmaya başlamıştı. 1998 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu ISS inşa edilmeye başlandı. Bu iki eski rakip olan Amerika ve Rusya'nın birlikte çalıştığı ilk büyük projeydi. 2000'lerin sonlarına doğru uzay artık sadece devletlerin elinde değildi. SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketler uzaya ticari yolculuklar yapmaya başladılar. SpaceX, 2010 yılında ilk özel şirket olarak Dragon kapsülünü uzaya gönderdi. 2020'lere gelindiğinde Mars'a insan göndermek uzay yarışının yeni hedefi oldu. Uzay yarışının tarihine baktığımızda insanlığın sınırları aşma arzusu her zaman vardı. Bugün Ay'a geri dönmek ve Mars'a insan göndermek gibi büyük hedeflerle uzayda yeni bir keşif çağı başlatıyoruz. NASA'nın Artemis 3 misyonu. 2025 yılı Artemis programı çerçevesinde NASA Ay'a insan göndermeyi planlıyor. Astronotlar Ay'ın güney kutbunda bilimsel araştırmalar yapacak ve burada kalıcı bir üs kurmanın temellerini atacak. Bu görev Ay'ı Mars'a giden yolun ilk basamağı olarak kullanmayı amaçlıyor. Hedef büyük, insanlık Ay'a geri dönüyor ve bu Mars'a giden yolda ilk adım olacak. Ve tabii ki SpaceX. Elon Musk ve ekibi 2025'te Mars'a ilk insanlı uçuş için hazırlanıyor. Starship roketi test uçuşlarına hızla devam ederken Mars'a yapılacak insanlı uçuşların temelleri atılıyor. Eğer her şey yolunda giderse insanlık Mars'a ilk adımlarını atacak ve uzaydaki yeni bir dönemin kapıları açılacak. Şimdi Çin'in uzay hedeflerine bakalım. Çin 2025'te Ay ve Mars keşiflerine büyük yatırımlar yapmaya devam edecek. Chang'e programı ile Ay'a yeni uzay araçları göndermeyi, burada kalıcı üsler kurmayı ve Mars'a insan göndermeyi planlıyor. Çin uzayda büyük bir oyuncu haline geldi ve bu hedeflere çok yaklaştı. Uzay turizmi de 2025'te bambaşka bir boyuta taşınacak. Özel şirketler Blue Origin ve Virgin Galactic gibi isimler uzaya turist göndermeye devam edecek. Bugün belki sadece birkaç şanslı kişi gidebiliyor ama yakında uzaya yolculuk yapmak herkes için gerçek bir seçenek haline gelebilir. Uzay artık sadece bir yarış değil, insanlığın geleceğini şekillendirecek büyük bir keşif alanı. Geçmişteki büyük zaferler bugüne kadar yapılmış olan her keşfi ve her adımı daha değerli kıldı. Gelecek kim bilir belki de uzayın derinliklerine, yıldızlara yolculukla şekillenecek. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse kanalımıza abone olun ve yorumlarda uzayla ilgili en çok hangi konuları merak ettiğinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.